Arkadaşlar selam. Gözümüzün nuru olan Photoshop'a yeni yapay zeka özellikleri gelmeye başladı. Daha da güçlü bir şekilde gelmeye devam edecek. Altını bir çizelim. Şimdi neler gelmiş? Hep beraber bir göz atalım. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelen özellikleri kullanmanız için her zaman olduğu gibi Adobe hesabınızdan veya Creative Cloud hesabınızdan Photoshop beta sürümünü bilgisayarınıza indirmeniz gerekir. Daha önce yayınladığım eski videolarımın altına yorum olarak bir arkadaşımız Photoshop ve Photoshop beta sürümünü hangisini kullanırsam benim için iyi gibi bir soru sormuştu. Aklımdaki arkadaşımızın sorduğu soruya da cevabımızı verelim. Ben şu şekilde kullanıyorum. Hem Photoshop sürümünü hem de yenilikleri takip etmek için Photoshop beta sürümünü kullandığım bilgisayarda ikisi de mevcut. Yeni gelen özelliklerimde Photoshop beta'da incelemesini yapıp takip ediyorum. Günlük rutin işlerimi de Photoshop sürümünde yapıyorum. Aynı şekilde Adobe'nin kullandığım diğer uygulamalar için de geçerli. Eğer kafanız karışıp bilgisayarınız yer kaplamasını istemiyorsanız normal sürümleri kullanmanız yeterli. Zaten beta'da çıkan özellikler birkaç hafta sonra normal sürümlere iyileştirilmiş bir şekilde entegre edilmekte. Daha eski yıllarda tabi o zaman yapay zeka falan yoktu. Yılda bir güncelleme gelirdi. Artık tabii ki yapay zekanın çıkmasıyla gelen her güncelleme bizi daha da şaşırmakta. Artık o kadar hızlı değişiyor ki her şey. İnanın hangi yapay zeka aracını kullanacağımızı şaşırdık. Sizi bilmem ama en azından ben o durumdayım. Hangi yapay zeka aracından kazanç elde ediyorsanız veya kazanç elde edeceğinize inanıyorsanız durumunuz değilse parasını verin, faydalanın. Diğer yolları kullanmanızı da tavsiye etmem. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Photoshop 2025'e şimdilik neler gelmiş bir göz atalım. Evet, Photoshop 2025'e yeni eklenen ilk özelliğimiz geçen yıl araçlarımıza eklenen Remote Tool aracımıza yeni eklenen özellikler. Ufak bir hatırlatma yapalım. Eğer Remote Tool aracımızı araçlar panelinde göremiyorsanız veya güncellemenize rağmen sizde yoksa şöyle aşağılara doğru indiğimizde 3 tane noktamız var. Mouse'umuzdan sağ klik yaptığımızda araçlarımızı düzenle butonu çıkar. Bir sefer tıkladığımızda burada Photoshop'un içerisinde bulunan tüm araçları görebilirsiniz. Eğer sizde daha başka eksik araçlarınız da varsa onları bu araç panelimizden ekleyip çıkartabilirsiniz. Veya en çok neleri kullanıyorsanız kendinize göre sıralamasını da yapabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Evet, Remote Tool aracımıza gelelim. Find Extraction adında bir butonumuz geldi. Hemen oraya gelelim. Bu yeni butona iki tane özelliğimiz geldi. Bu tarz çekilmiş fotoğrafta istemediğimiz elektrik kablolarını artık bu butonumuz sayesinde kolaylıkla temizleyebileceğiz. Özellikle arka fonu, yani kabloların karışık olduğu zor olan bir fotoğraf seçtim. Alttan kabloları gökyüzüne bakan bir fotoğrafı zaten biraz uğraşarak temizlemesini yapıyorduk. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken Ctrl-C deyip fotoğraftan bir kopyasını alalım. Kopya katmanımıza gelelim. Find Extraction butonuna gelelim. Burada Wireless and Cables'a tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi çok hızlı, kısa süre içerisinde karma karışık görülen kabloları yapay zeka kardeşimiz yok etti. Katman paneline şöyle geldiğimizde öncesi böyleydi. Bu şekilde temizlemiş oldu. Evet, zor bir fotoğraftı. Şöyle büyüttüğümüzde ufak tefek hataların kaldığını görebiliriz. Ama buna rağmen oldukça başarılı. Bunun gibi zor fotoğrafları bu yeni gelen özelliğimizi kullanarak istemediğimiz kabloları yok edebilirsiniz. Daha sonra isterseniz ufak kalan parçaları temizliğini kolayca yapabilirsiniz. Evet, yine eskiye döneceğim. Bu mesleğe ilk başladığım zamanlarda özellikle bu tarz temizlemesi zor olan işlerde inanın saatlerce uğraşıyorduk. Gördüğünüz gibi artık yapay zeka bu işleri tek tıkla yapmakta. Oldukça da başarılı. Hemen ikinci örneğimize geçelim. Evet, bu örneğimizde yine Remote Tool aracımıza gelen diğer özelliğimizi kullanacağız. Hemen aracımıza gelelim. Find Extraction diyelim. Bu sefer bu fotoğrafta da arkadaki insanları yok edeceğiz. Tekrar şöyle bir Ctrl-C diyelim. Panelimize gelelim. İnsanları seçelim. Kısa süre içerisinde arka fonda temizlemek istediğimiz insanların seçimini yapay zeka yaptı. İsterseniz klavyenizden Enter deyip temizleyebilirsiniz. Veya üst tarafta tike bir sefer tıkladığımızda fotoğrafımızda arka planımızda silmek istediğimiz insanları gayet başarılı bir şekilde yok ettim. Eğer siz isterseniz otomatik bir şekilde seçim yaptıktan sonra artı veya eksiye gelip görmek istediğiniz biri varsa isterseniz seçimi kaldırır veya yok etme işlemini buradan da ayarlayabilirsiniz. Şöyle öncesine geldiğimizde fotoğrafımız bu şekildeydi. Temizleme işlemimizde gayet başarılı. Dediğim gibi ufak tefek kalan parçalar da varsa tekrar elden geçirebilirsiniz. Bu özelliği de ben çok beğendim. Şimdi yeni gelen bir diğer özelliğimize geçelim. Hemen edit diyelim. Generative Workspace'a gelelim. Bu da yeni gelen bir başka özelliğimiz. Şöyle tıkladığımızda karşımıza Workspace panelimiz gelmiş oldu. Şimdi bu panelimiz Adobe Firefly'dan aşina olduğumuz özelliklere Photoshop 2025'e artık daha hızlı bir şekilde karşımıza geldi. Ana ekranda benim daha önce yaptığım deneme çalışmalarım var. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde oluşturmak istediğiniz görselin ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Referansa gelip bilgisayarınızdan kompozisyon ve stil referansı ekleyebilirsiniz. Efektlere gelip üretmek istediğiniz görselleriniz için değişik efektleri, materyalleri
Buradan seçip uygulayabilirsiniz. Bir diğer yenilik de artık 3 görsel değil, 4 görseli daha hızlı bir şekilde karşımıza getirecek. Hemen rastgele promptumuzu yazarım, siz de bir görün. Kırmızı, sarı, yeşil bir elma görseli isteyelim. Generate diyelim. Evet, bize 4 tane yazdığımız prompta göre elma görsellerini oluşturdu. Tabii siz daha detay yazıp efektleri de kullanırsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Burada benim çok beğendiğim bir diğer özellikse yazdığımız renkleri seçip Add Variable'a geldiğimizde gördüğünüz gibi Generate butonunda 12 tane görsel oluşturacağını gösteriyor. Yani seçtiğimiz tüm renkleri ayrı ayrı 4'er görsel olarak hızlı bir şekilde karşımıza getirecek. Şöyle hemen Generate diyelim. Yaklaşık 3-5 saniyede kırmızı, sarı ve yeşil elmayı 4 ayrı görsel olarak karşımıza getirdi. Şimdi yeni gelen bu özellik sayesinde zamandan da tasarruf etmiş olacağız. İnanın ben bu özelliği çok beğendim. Biliyorsunuz artık bu işlerde zaman çok önemli. Dediğim gibi bu özelliği kullanıp zamandan da tasarruf etmiş olacağız. Arama kısmına geldiğimizde ürettiğimiz çalışmaların isimlerini yazıp artık daha rahat bir şekilde ulaşabileceğiz. Şöyle kırmızı elmaya bir gelelim. Aç diyelim. Evet, Photoshop'un ekranında oluşturduğumuz görselimize gelmiş olduk. Görselimizin kalitesi de son derece başarılı. Artık daha da hızlı bir şekilde üretmesi de son derece benim için olumlu. Şimdi son olarak şöyle Windows'a geldiğimizde yapay zeka barımızı açtığımızda burada değişen hiçbir şey yok. Artık daha hızlı bir şekilde hem seçimimizi yapıp isterseniz de bu şekilde arka plana ayırabilirsiniz. Yalnız yakın zamanda bu butona çok muhteşem bir özellik eklenecek. Geldiği zaman da onun da videosunu ayrıca çekeceğim. Şimdilik Photoshop 2025'e yeni eklenen özellikler bu kadardı. Dediğim gibi daha gelecek olanlar yolda. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.